Evet, az önce de söylediğimiz gibi gıdada fahiş fiyatla mücadele için tüm kamu kurumları harekete geçti. Özellikle ana tarım ürünlerinde fiyat artışı olması halinde Toprak Mahsulleri Ofisi devreye gireceğini açıkladı. Peki Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ne gibi önlemleri var? Genel Müdür Sayın Ahmet Güldal telefon attığımızda. Hoş geldiniz Ahmet Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Gıda hammadde fiyatlarında artış olacağı düşüncesiyle bazı fırsatçıların ürünü satmama yoluna gittiklerini de görüyoruz Ahmet Bey. Bu konuda bakanlıkların ciddi çalışmaları da var. Sizin nasıl adımlarınız oldu bu konuda ve tabii önümüzdeki günlerde hangi planlarınız var? Tabii öncelikle şunu ifade etmekte yarar var. 2020 yılında işte pandeminin başladığı dönemden önce dönemle beraber hem dünyada hem Türkiye'de tarımsal üretim devam etti. Yani bir önceki yıl, daha önceki yıllardan daha az bir tarımsal ürün üretimi söz konusu değil. Hatta Türkiye için baktığımızda rekor bir seviyede bitkisel üretim gerçekleşti 2020 yılında. 124 milyon ton gibi bir ciddi bir rakama ulaştı. Dünyada da bir eksiklik söz konusu değil ama salgının getirilmiş olduğu psikolojiyle şöyle bir temayül oluştu maalesef. İşte satıcı ülkeler özellikle satmama, elinde tutma gibi bir anlayışı benimsemeye çalıştı. Tedarik edici ülkeler ise daha çok almak, stoklamak amacıyla hareket etme yöntemine eğildiler. Elbette bu iç piyasalarda da böyle devam etti. Yani elinde ürün olan, hammadde bulunduran, ticaretini yapan kişiler veya sektör dışı kişiler bir şekilde gıda hammaddelerini elde tutma, stoklama amacıyla hareket ettiler. Bu neyi getirdi? Zaten dünyada gıda fiyatlarının artması ve bunu da tetikleyici bu faktörlerin ortaya çıkmasıyla beraber belli bir gıda hammaddelerinde artışlar söz konusu oldu. Tabii biz ülkemize baktığımızda her ne kadar 2020 yılını çok yüksek verimle geçirsek de stoklarımızda Türkiye'nin ürettiği ürünlerde herhangi bir eksiklik olmasa da dünya ile paralel bir de Türkiye'deki döviz kurlarının özellikle sonbahar döneminde yüksek seyretmesi sebebiyle fiyatlarda önemli artışlar söz konusu oldu. Ama bu belli bir rahatlama dönemine son 3 aydır girdi. Bunu fark ediyoruz. Şunu söylemekte yarar var. Ülkemizde temel gıda maddeleri olan buğdaya dayalı, hubbata ve bakliyata dayalı ürünlerin hiçbirinde üretim eksikliği söz konusu değil. Türkiye'de üretilen bu hammaddeler ülkemize yetecek boyutta, hatta ihracatımızda da ciddi katkılar sağlamakta. Bununla beraber Toprak Mahsulleri Ofisi olarak ne yapıyoruz biz? Ona da cevap vermek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu ilave yetkilerle beraber biz hem alım dönemlerinde hem de alım dönemi sonrasında stoklarımızı ciddi anlamda güçlendirdik. Hiçbir ürünümüzde darlık, kıtlık, eksiklik söz konusu değil. Ve yeni hasat dönemine de yaklaşık işte 3-4 aylık bir döneme yaklaşıyoruz. Bu süreç içerisinde ülkemizde tüketicilerimize yetecek kadar ham madde olduğunu biliyoruz. Stoklarımız buna uygun. Ayrıca ihtiyaç halinde kullanmak üzere yetkilerimiz de tanımlanmış durumda. Evet. Yetkilerimiz de tanımlanmış durumda dediniz. Şimdi Sayın Güldal, özellikle son dönemlerde görüyoruz ki dünyada gerçekten bir farklı stok yönetimi var. Pandemiyle birlikte bir Evet. kez daha ortaya çıktı. Siz bu konuda nasıl bir yol izlemeyi tercih edeceksiniz? İzlediniz ve bundan sonra izleyeceksiniz. Tabii bütün ülkeler önce kendi nüfuslarının bir şekilde gıdaya erişiminde sıkıntı çekmemek üzere tedariklerini yapıyorlar. Yani üretici ülkeler mümkün olduğu kadar az satıp elde stok tutmayı tercih ediyorlar. Az önce söylediğim gibi dış tedarikle nüfuslarını besleyen birçok ülke, ki bunların başında büyük nüfuslu ülkeler de var. Hindistan, Pakistan gibi, Mısır Arap Cumhuriyeti gibi ülkeler. Bunlar da ciddi anlamda dış alımlar yaptılar. Özellikle kimlerden yaptılar? İhracatçı ülkelerden yaptılar. Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerden. Ve Çin, baktığımızda dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülke, tarihinin en yüksek buğday, mısır tedariklerini yaptı 2020 yılında ve 2021'de de devam ediyor. Ülkemize baktığımızda biz elimizde Türkiye'de kendimize yetecek miktar üretmemizle beraber çok ciddi bir ihracatımızda da devam ettiğini görüyoruz. İhracattan dolayı
İç piyasada bir istikrarsızlık söz konusu olmaması için biz de dış tedarik yaptık. Yani biz de ithalat yaptık ve stoklarımızı takviye ettik. Az önce de ifade ettiğim gibi özellikle buğday olmak üzere yem ham maddeleri ve bakliyat ham maddelerinde ki nohut, mercimek, pirinç gibi ürünlerimizde de stoklarımız son derece yeterli. Ve biz bu stoklarımızı iç piyasadaki fiyat yükselmelerine karşı piyasa regülasyonu amacıyla da sektörün, tüketicilerin istifadesini açıyoruz. Şunu söylemekte yarar var. Özellikle bizim pirinç, nohut, yani bakliyat ürünlerinin tamamında yem ham maddelerinde piyasa fiyatlarının altında tüketicilere arıza bulunuyoruz, satışlarda bulunuyoruz. Bizim satış noktalarımızla beraber EPTT AVM üzerinden de tüketicilerimiz bizim ürünlerimize ulaşarak piyasa fiyatlarının %10, %20, %30 da altında ürüne göre değişmekle beraber tedarik alım yapabiliyorlar. Bir de şunu ifade etmek yarar var. Özellikle ekmek fiyatlarının ekmekle ilgili fiyatlara çok önemli tesir edeceğini düşündüğümüz buğday unu üretiminde de Toprak Mahsuller Ofisi'nin Kasım ayından itibaren uygulamış olduğu elektronik satış platformu üzerinden un fabrikalarına taahhütname satış yöntemini getirdik. Ve uygun fiyatta un satışı yapan fabrikalarımıza biz de Toprak Mahsuller Ofisi olarak daha çok buğday, un, ekmeklik buğday tahsis ediyoruz. Ve bunu da takip ediyoruz. Fırıncılar odamızla takip ediyoruz. Faturalarını izleyerek takip ediyoruz. Süreci izliyoruz. Son 3 aydır 158 liralara kadar çıkmış olan ekmeklik buğday fiyatları şu anda 130-135, bölgelere göre değişmekle beraber 140'a kadar fiyatlar var. Yani %10 gibi bir gerileme söz konusu oldu bu süreçte. Bunun yanında bir de özellikle hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimize çok önemli. Arpa ve mısır, direkt onlara satış yapıyoruz. Arpada 3 ay vade uyguluyoruz. Ve piyasada tedarik ettikleri, alabildikleri fiyatların altında satış yapıyoruz. Bu da son derece memnuniyet meydana getiriyor. Özellikle Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli il ziyaretlerinde yetiştiricilerimizle görüştüğünde özellikle besicilerimizi, yetiştiricilerimizin bu anlamda Toprak Mahsulü Ofisi'nin bu faaliyetlerinden son derece memnun olduklarını da bizzat kendi ağızlarından duyuyoruz. Peki Sayın Genel Müdür, şimdi daha uygun fiyatla satıyoruz dediniz, satış noktalarından bahsettiniz. EPTT AVM'den de satılıyor. Doğru. Peki yeni satış noktaları açmayı da düşünüyor musunuz bu dönemde? Tabii şöyle söylemek lazım. Bizim ürün grubumuz belli ürünler. Yani bakliyat ve hubat ürünleri, işte fındık ürünleri. Yani Toprak Mahsuller Ofisi'nin görev alanındaki ürünler bunlar. Bunların sayısı çok değil. 8-10-12 tane. Dolayısıyla satış noktamız ülke genelinde 154 noktada var. Ama çoğaltma noktasında daha ziyade erişilebilirlik noktasında faaliyet gösteriyoruz. Gerek toptan satışlarımızda küçük marketler, bakkallar bizden alıp daha uygun fiyatta satabiliyorlar. Yine direkt internet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerimiz EPTT AVM ile yaptığımız protokolle çok uygun fiyatlarla bir iki gün içerisinde adreslerine isteyebiliyorlar. Bu yöntemle satışlarımız devam ediyor. Ben şunu öneriyorum. Özellikle tüketicilerimiz piyasada Toprak Mahsul Ofisi veya başka satış noktalarında biraz araştırarak, biraz daha inceleyerek alım yaparlarsa almak istedikleri gıda maddelerini ambalajına göre, satılan noktaya göre, satan market grubuna göre fiyatlarda çok değişkenlik olabiliyor. Ama makul fiyatlarla satan müesseseler, işletmeler de var. Tüketicilerimiz bu noktada biraz hassasiyet gösterirse daha makul fiyatlarla alışveriş yapabiliyorlar. Sayın Genel Müdür, son olarak sormak isterim. Aslında dünyada gıda fiyatları 6,5 yılın zirvesine çıktı ve önümüzdeki dönemde de özellikle pandemi sonrasında da hep böyle bir acaba dünyada gıda savaşı mı olacak, tarım savaşı mı olacak diye konuşuluyor. Ve tarımın da ne kadar stratejik önemde olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Siz TME olarak özellikle fiyatlar konusunda bundan sonraki dönemde bu dünya, bu küresel tabloda nasıl önlemler alıyorsunuz?
Tabii şunu ifade etmekte yarar var. Tarım üretimle en doğrudan alakalı sektörlerden. Yani her yıl mutlaka gerekli tedbirler, gerekli yatırımlar yapılarak, yani ekilerek, biçilerek, bir mesai harcanarak, bir sermaye konularak yapılması gereken faaliyet. Tarıma Türkiye'de son yıllarda giderek artan oranlarda destek veriliyor. Başta Tarım ve Orman Bakanlığımız çok ciddi destekler veriyor. Ve ülkemizde de ana gıda maddelerinin ham maddeleri rahatlıkla yetiştirilebiliyor. 18-20 milyar dolarlık da tarımsal ihracat yapılabiliyor. Bizim burada Toprak Mahsulleri Ofisi olarak bir vizyonumuz şu: üreticimizin üretmeye devam etmesi için onu memnun edecek fiyatlarla alım dönemlerinde fiyat açıklamak ve alım yapmak. Özellikle son 3 yıldır hasat dönemi öncesi açıkladığımız fiyatlarla biz üreticilerimizle gerçekten görev alanımızdaki ürünlerle ilgili ciddi manada bir memnuniyet meydana getirdik. Onun dışında 84 milyonluk tüketici nüfusun da sıkıntı çekmeden, gıdaya erişiminde zorluk çekmeden, bir darlık çekmeden arz güvenliğini sağlamak için tedbir almak durumundayız. Bunu da yaparken özellikle iç alımlarımız, yetmezse dış alımlarımızda stoklarımızı güçlendirip piyasada gıda enflasyonu yaşatmamak, piyasa regülasyonu yapmak amacıyla çalışmaları yürütüyoruz. 2021 yılı kuraklık riskinin olduğu ama bu son yağışlarla da biraz daha rahatladığımız bir döneme girdi çok şükür. Ümit ediyorum hem dünyada hem de ülkemizde gene çok iyi miktarda, değerli miktarda tarımsal ürün istihsali söz konusu olacak. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kurum olarak ve ben bir ziraat mühendisiyim, meslek adamıyım. Sahayı da iyi gözlemliyoruz. Üretimde bir aksama söz konusu olmaz. Üreticilerimiz değerinde fiyatlarını bulacaklar. Burada önemli olan stoklamadan, bekletmeden, ticarete konu ederek hem üreticilerimiz kazanması hem de tüketicilerimizin çok rahatlıkla gıda maddelerine ulaşmasını temin etmektir. Toprak Mahsulleri Ofisi de burada üzerine düşen görevi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çok rahatlıkla yerine getirecektir. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız ve bu değerli katkılarınız için. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal konuğumuzdu. Sağlıklı günler, iyi günler diliyoruz efendim.